Arkadaşlar selam. Şu anda yanımda Yücel var. O Veterinerlik Üniversitesi'ne geldi. Şu anda da Veterinerlik Üniversitesi'nin yurdundayız. Kız arkadaşının odasındayız. Yurt kız erkek karışık gene aynı şekilde. Seneye Kazan Federal Üniversitesi'nde psikoloji okuyacak Yücel. Yücel bize biraz bahsedebilir misin? Üniversite, eğitim, yurt. Merhaba, ben Yücel. Buraya geldim. Yaklaşık işte dönemin başında geldik. Hatta en erken bizler geldik diyebiliriz. Bu yıl koronavirüs dolayısıyla bir sürü insan sorun yaşamış. Yani biz böyle bir sorun yaşamadık açıkçası ve üniversiteye tam zamanında geldik diyebilirim. Ve gayet de hani eğitim kısmından bahsediyorum. Kaliteli bir eğitim alıyoruz. Derslerin haftada kaç saat, kaç gün? Derslerim hafta içi her gün var. Burası veterinerlik üniversitesi olduğu için ekstradan bizler Rusça'nın haricinde biyoloji, kimya, matematik dersleri de görüyoruz. İsteyen hani buna fizik vesaire de ekletebiliyor. Günde minimum 3 saat ders görüyoruz. Bunlar Rusça'dan bahsediyorum ben. Hani bunun evet, burası veterinerlik üniversitesi olduğu için sizlere şöyle namiyle bir giriş yapalım. Bu bizim en değerli üyelerimizden birisi. Odanın demirbaşı diyebiliriz. Hani Arkadaşlar yurtta hayvan besleyebiliyorsunuz. çünkü, aynen, çünkü burası veterinerlik üniversitesi. Şu an daha yeni uyandığı için pek keyfi yok. Normalde inanılmaz oyuncu bir arkadaşımız. Hayvanseverlere de buradan duyurulur. Burada aklınıza gelebilen her canlı mevcut. Hatta okulun bizzat demirbaşı olan inekler var. Harbi mi? Evet, ve onları da hani burada veterinerlik, yani sadece hazırlık değil, kalıp burada veteriner olmak isteyen bireyler direkt zaten derslerde, anatomi derslerinde vesaire görebilirler. Burası yani Rusya'nın en iyi veterinerlik üniversitesi diyebilirim. O konuda içiniz rahat olsun. Yurttan bahset biraz. Yurttan bahsedeyim. Burası gerçekten yani şu anki komnata harika. Yani, Türkçesini unuttum. Oda. Oda, ha. Oda efsane ama bizim odayı görmeyin arkadaşlar. Çünkü burada Ruslar kaldığı için bu odaya arkadaşlarımız remote yapmışlar. Yani bizim odamızda remote yok. Odayı ben kendi kafama göre dizayn etmek istiyorum derseniz yerlerin işte parke yapılması vesaire siz yapıyorsunuz. Sonrasında okul geri size ödeme yapıyor bu arada. Yani bunun da bilgisini verelim. Yani şimdi ben bu odaya gelsem, bu odayı tamamen yenilesem, Evet. dönem sonu okul bittikten sonra çıkacağım da bunun ödemesini bana yapıyorlar mı geri? Aynen öyle. Yani bu hatta okul zamanının ortasında bile yani bu ödemeyi sizler alabiliyorsunuz. Kafa dengi insanlarla denk gelirseniz yani bu çok güzel oldu. Mesela ben arkadaşlarımı aynı grupla gelmiştik zaten. Hepsi çok iyi arkadaşlardı ve hiçbir sorun yaşamadım. Yani Aynı odaya yerleştiniz. aynı odaya yerleştik. Türkiye'den arkadaşlarınız. Türkiye'den arkadaşlarımla aynı odaya yerleştik ve bu çok büyük bir şans aslında. Huyunu suyunu önceden yani şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Kimlerin geleceği aylar öncesinden belli oluyor. İnsanlar hangi okula kimlerle gideceğini biliyor ve o insanlarla grup kurup yani WhatsApp vesaire grupları üstünden biz aylar öncesinden konuşmaya başlamıştık ve geldiğimizde sanki yıllardır arkadaşlarımızlaymışız gibi olduk ve hiçbir Aynen. sorun yaşamadık. Yani bu büyük bir şans bence. Çok sağ olsun. Hani burada da hiçbir zorluk çekmedik. Yani direkt gelir gelmez kartlarımız hızlı bir şekilde çıktı. Yani daha doğrusu hızlı bir şekilde buraya gelebildik arkadaşlar. Yani bunu kaçıncıya söylüyorum bilmiyorum ama virüs dolayısıyla hala da şu an kafaya gelemeyen öğrenciler var. Evet. Şu an yani hani şu videoyu biz Mart ayında çekiyoruz. Aynen. Yani neredeyse okullar kapanacak, daha gelmeyi bekleyen insanlar var. Okul yüz görmeden yani sadece online ile şey yapan insanlar var. Biz şu an buradayız yani. Bizim sınıfta iki tane kız var. Birkaç tane de arkadaş var. Şu an hala Türkiye'deler. Evet. Hani Mart ayı bitecek neredeyse. Yazık yani. Bir sürü para veriyorlar. Ben size gerçekleri söylemek zorundayım. Odalar hani biraz kötü. Hatta yani çok da fena değil. Bu kimin neyi tercih ettiğine göre. Ama eski diyebilirim. Evet arkadaşlar burada 3 adet ocak var. 3 adet de fırın var. Böyle burada lavabosu var. Dediğim gibi burada yemeklerinizi yapabilirsiniz. İnsanlarla sohbet edebilir. İşte yardımlaşabilir. Böyle çok daha hızlı bir öğrenebilirsiniz.
bulaşıklarınızı burada yıkayabilirsiniz. Bu şekilde. Mutfak böyle. Buraya gelip tabağınızı, çanağınızı alıp yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Remote olayı çok büyük bir rahatlık bence yani. Burada birçok şeye aslında karışılmıyor. Diğer arkadaşların yaşadıklarını bildiğimiz için. Yani burası kafaya, enerjiye göre çok daha rahat. Yani... Disiplin konusunda daha rahat burası. Evet arkadaşlar, yani bu attık yani onu peşin peşin söyleyelim. Okulun bu arada karşılaştırmalarına gelirsek fiyat olarak da çok uygun arkadaşlar. Yani bunu zaten sizler de fark... Buraya kaydoldum ve hani ve bunun için de ben sadece kendi Türkiye'deyken yaptıklarımı söyleyeyim. Sadece işte apostilli diplomalarımı aldım. Onları zaten biz alıyoruz zaten. Aynen. Geri kalan hepsi arkadaşlar. Yani buraya gelim süreci yani hiçbir şey yapılmadı. Her şey organize edilmişti zaten. Yani biz geldik. Arkadaşlarımız tarafından kaydımız yapıldı. Yani burada bekleyen insanlar da vardı biz geldiğimiz gün. Öncelikle otele yerleştik. Otelde grupla birlikte biraz kaldık. Hani o bizim geldiğimiz zamanda bir koronanın çok azgın zamanıydı. Bir 3 gün falan otelde kaldık. O süreçte işte kartlarımız çıkartıldı. Her şeyimiz, paralarımız çevrildi. Ve yani rahat bir şekilde hatlarımız, neredeyse hattımızı ilk gün çıkardık ve biz buraya geldiğimizde yani direkt kendi hatlarını bize verdiler. Ailelerimizi aramamız için zaten hiçbir iletişim sorunu yaşamadık. Böyle güzel olaylar da vardı yani. Çıkmadı. Yani ekstradan ben burada bir kuruş ödemedim arkadaşlar. VIP bir araçla getirelim. İnsanlar şunları hesap etmiyor. Evet yani sizler bir ücret ödüyorsunuz ama bu ücretin içinde sizin ulaşımınız dahil her şey var. Yani ve şunu düşünün, kafanız rahat oluyor. Aynen. Bu çok büyük bir rahatlık. Sonradan düşüneceğiniz bir şey çıkmıyor. Yani bir sistem var ve bu sistem sizin rahatınız için önceden düşünülmüş, hazırlanmış bir şekilde. Yani siz geliyorsunuz hiç yani o, çünkü insanlar bunu yıllardır yapıyorlar. Yani o deneyimi ben fark ettim. Yani ben hiç kafam ağrımadı buraya geldiğimde. Hemen arkadaşlar organize oluyoruz. Bugün şuraya gidiliyor. Geldiler, aldılar bizi taksiyle. Koydular evimize tekrar. Yani işlemlerimiz yapıldı. Her şeyimiz yapıldı. Bizler sonrasında. Ben hatta 4. gün yurdumdaydım. Yani 3 gün otelde kaldık. Bütün işlemlerimiz yapıldı. 4. gün ben yurduma yerleştim. Aylık ne kadar harcıyorsun? Bunu kesinlikle kendiniz için baz almayın. Siz bu rakamın 3'te 1'ine bile geçinebilirsiniz. Ben minimum 30 bin yani harcıyorum. Ama bunun içinde neler yok. Yani sürekli dışarıdan yiyorum. Çoğu zaman arkadaşlarıma da bir şeyler ısmarlıyorum. Ben hem elektronik hem normal sigara kullanıyorum. Alkol tüketiyorum. Sigara, alkol dışında. Evet. Ne kadar harcıyorsun? Yani yemekleri full dışarıdan aldığım halde 15 bin ruble maksimumdur. Yani. Sigara, alkol hariç 15 bin ruble para harcıyor. Ve bunu çok daha düşüğe de getirebilirsiniz arkadaşlar. Yemekhanesi var okulun bizzat kendi. Maksimum günlük yani harcasanız okulda yiyen bir insan için söylüyorum. 100 ruble eder, gayet lezzetli. Bu arada şunu da söyleyeyim, okulda hani domuz ürünü yok. Yani bu çok önemli bir detay. Yani eğer ki böyle hassasiyetleri olan insanların olduklarını biliyorlar. Yemeklerimiz gayet lezzetli. Okulun yemekhanesi inanılmaz ucuz. Yani 80 rubleye karnınızı rahatlıkla doyurabilirsiniz. Yani 5-6 ruble fazladan verip çayınızı da içip kalkabilirsiniz yani. Yurtta her şey birlikte. Yemek yaptığınız mutfak, kuhnya buna dahil. Yemeği kız arkadaşınızla birlikte yapabilirsiniz. Burada herkes bu şekilde yapıyor aslında. Böyle çok daha hesaplı oluyor bu arada. Yani standart öğrenci hayatı yaşayacaksanız eğer bu rakam çok daha aşağılara iner. Yani dışarıdan almayı bırakın. Yani okulda yeseniz çok ucuza gelir. Bir de burada yapsanız çok daha hesaplı bir şekilde geçinirsiniz. Yani hani ben dedim ya, bir hesap söyledim başta. 3'te 1 fiyatına burada geçinebilirsiniz diye. Bu yalan değil gerçekten. Yani bir insan burada sadece hani sigara vesaire, hani bunlar herkesin kullanmadığı şeyler olduğu için bunları kullanmayan, tüketmeyen bir insan rahatlıkla bu okulda 10 bin rubleye geçinebilir. Aylık 10 bin rubleye. Aynen öyle yani. İddialı buluyorsanız yani dediğim sistemi yapın arkadaşlar. Ama geçinmek var, geçinmek var. Yani bu mesela bireyin tercihlerine göre değişebilir.
Mesela siz haftada bir sinemaya gidiyorsanız yani 350 ruble ekstradan koyun buna mesela. Her yani, gün taksi kullanıyorsanız. Her gün taksi kullanıyorsanız yani hani buna o onları hesap etmeniz lazım. Ama yok dediğiniz gibi yani burada metrosu da var işte otobüs de var. Çok daha hesaplı yani. 30 ruble. 30 ruble yani hani örnek veriyorum şehir merkezine giderken taksi yerine otobüs kullanırsanız 30 ruble yani. Taksi ne kadar buradan? Maksimum 200 ruble falan. Okulun tam karşısında alışveriş merkezi var. Var ve yani gayet devasa bir yer ve içinde isteyebileceğiniz, hayal edebileceğiniz hatta bazı şeyler benim hayalime bile gelmiyor. Ben yani Türkiye'den geldim biraz da böyle baharat vesaire hani damak tadına düşkün bir insanım ve diyordum yani burada acaba damak tadıma uygun bir şeyler bulabilir miyim diye. Mayonezin ne kadar çeşidi olabilir arkadaşlar? Yani hani herhalde zibilyon tane burada mayonez çeşidi var ya. Yani. Şu anki bulunduğumuz yurt okulun kampüsünün içinde arkadaşlar. Okul hemen 20 metre ileride, yurt daha hemen bitişinde sayılır. Bu çok büyük bir şans. Üşüme gibi yani aklında fikri olan arkadaşlar çok gayet sıcak ve rahat. Hiç kimse de yani burada yurdun içinde üşüyorum diye düşünmesin. Zaten bizim mesafemiz inanılmaz derecede kısa. Avantajlarını ve dezavantajlarını kendiniz hesaplayın. Yani ben bunları dezavantajı olarak değil, tam aksine bir avantaj olarak hesapladım kendi zihnimde ve bu tercihi yaptım. Hiç pişman değilim. Bunu da yani içtenlikle söylüyorum. Zaten kendim yani dediğim gibi bir sıkıntı durum şu. Benim odam kötü. Çünkü ben remote yapmadım. Çünkü ben hani geçiş yapacağım kapıya. Ama siz eğer buraya veterinerlik için geliyorsanız remote hakkınız da var ve onun da dışında ben zaten kendi odamda kalmıyorum yani. Yani gördüğünüz gibi bu videoyu bile burada çekiyoruz. Şey, hazırlık öğrencileri remote yapamıyor mu? Yapabiliyorlar. Ha, tamam. Yok ben onu şunun için söyledim. Yani burada 6 yıl kalacak bir insan yani direkt kendi odasını zaman içerisinde dizayn edebilir. Kendiniz alıyorsunuz. Yani lüks sayılmayan işte televizyon gibi şeyler haricinde okul kendisi ödüyor bunları. Siz sadece dekontları gösteriyorsunuz ve geri kalanı okul sizde. Özellikle ben iyi kaliteli bir eğitim almak istiyorum. Ben gerçekten yani mesleğini iyi bir şekilde icra etmek istiyorum diyen, veteriner olmak isteyen arkadaşlar kesinlikle gelsin. Dil eğitimini almak istiyorum. Rusçayı nasıl öğreneceğim ya ben diye düşünen ve işte bunun için biraz da bütçesi çok fazla olmayan arkadaşlar kesinlikle gelsin. Yani kapıya göre sözünü kesiyorum daha uygun burası. Çok daha uygun ve şöyle de bir durum var. Hani biraz yaşamayı seven arkadaşlar da buraya gelsin derim ben yani. Hani disiplini pek takmayan, disiplin istemeyen. Yani özgür ruhlu diyebiliriz biz bu. Yani disiplinden ziyade özgür ruhlu insanlar kesinlikle buraya gelsin. Kesinlikle pişman olmayacaklar. Ben bunun garantisini sizlere veriyorum. Ve paranız da cebinizde kalacak. Bunu ama, da unutmayın. Ama odanızı yenilemeniz gerekiyor. Aynen. Ya bir eksisi bunu görebilirsiniz. Hani bunu ben eksi olarak değil şu şekilde artı olarak düşünüyorum. Kendi odamı ben dizayn ediyorum. Yani bu ve bunun da hani lükse kaçmadığım sürece parasını da alıyorum yani. Şu disco şey mi? Bayağı arkadaşlar burada her gece parti yapılıyor. Haberiniz olsun. Ne amaçla kullanıyorsun? Kanka ışığı kapatabilir misin be? Tabii. Bol bol meşrubat tüketiyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. Tabii Rusların kutsal içeceği de bu meşrubatın içinde oluyor genellikle. Arkadaşlar şimdi kısaca bağlayacak olursak böyle benim 1000 dolarım cebimde kalsın o parayla da ben geçinirim diyorsanız böyle odamı da yenileyeceğim diyorsanız ya veterinerlik için ya da sadece ilk yıl hazırlık eğitimini alıp kapıya ya da başka bir üniversiteye geçebilirim diyorsanız bu üniversite tercih edilebilir. Alışveriş merkezi var, otobüs durakları falan var. Tren geçiyor oradan. Hemen üniversitenin yurdu da tam arkada. Toplasan 100 metre yoktur arkasındaki mesafe. Yücel söylemek istediğin bir şeyler var mı? Dediğim gibi buraya macera sever ve hayvan sever arkadaşlar. Arkadaşlar veterinerlik kısaca bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.